Eğlenceli aynalar. Anne, Ececiğim bugün hava çok güneşli. Güneş kremini iyice sürdün mü? Dedi. Merak etme anneciğim, iyice sürdüm. Şapkamı da taktım. Yumak, hoşça kal. Okulun servis aracı geldi. Bu araç bizi bilim merkezine götürecek. Bilim merkezinde çalışan görevli bizi girişte karşıladı. Ve hoş geldiniz çocuklar. Ben Ayşegül öğretmen. Size bugün değişik aynaların olduğu bölümü göstereceğim dedi. Ayşegül öğretmen bize çeşitli aynalar gösterdi. Orada çok güldük, çok eğlendik. Gülmekten karnımız ağrıdı. Mert'e bakın çok uzun. Esra'ya bakın çok kısa. Ece'ye bakın nasıl da şişman. Burak'a bakın, yüzüne bakın çok komik dedi Ali. Mert, Ayşegül öğretmenim neden böyle görünüyoruz? Her ayna neden farklı gösteriyor? Diye sordu. Doğrusu bu soru benim de aklıma gelmişti. Şöyle açıklayayım dedi Ayşegül öğretmen. Hepiniz evde deneyebilirsiniz. Yemek kaşığını elinize alın ve kaşığın tümsek tarafına yani arkasına bakıp orada kendinizi görmeye çalışın dedi. Kendinizi küçücük görürsünüz. Kaşığın çukur kısmı ise çukur ayna gibi görüntüyü ters çevirir. Sizi çok komik gösterir dedi. Hepimiz çok şaşırmıştık. Öğretmenimiz artık gitme vakti dedi. Hiçbirimiz aynaların karşısından ayrılmak istemiyorduk. Evlerimize döndük. Hepimiz bilim merkezindeki aynaları ailelerimize anlatmak için sabırsızlanıyorduk. Anneme orada gördüklerimi anlattım. Anne kaşığa bak. Bak bu tarafında yüzümü gördün mü? Bir de şimdi bak. Çok komik değil mi? Dedim. Annemle kaşıktaki görüntülerimize güldük. Yumak buraya gel. Seninle de kaşığa bakalım. Yumak kaçma. Yumak bir Van kedisi. Bembeyaz tüyleri var. Siz hiç Van kedisi gördünüz mü? Van kedisi kedilerin en güzelidir. Üstelik bir gözü mavi, bir gözü kehribar renktedir. Kuyruğu tilki kuyruğuna benzer. Uzun ve kabarıktır. Oyun oynamayı çok sever. Van kedisi suda yüzmeyi, su ile oynamayı seven tek kedi biliyor musunuz? Onun tüyleri, benim de saçlarım, kaşlarım ve kirpiklerim beyaz. İşte yumak bak bakalım kaşığa. Hepimiz evde kaşıkla yüzlerimize baktık. O günden sonra aynalara bakmayı çok sevdim.